varmış, abone olmuş. YouTube zaman içinde bir kız yaşarmış. Bu kız çizgi filmlere bayılırmış. Özellikle devasa yeşil bir adam olan çizgi filme çok bayılırmış. Siz hangisi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Ama bu kız bu çizgi filmi o kadar ama o kadar çok severmiş ki sürekli heykellerinin yanına gidip sanki onlarla gerçekten arkadaşmışçasına onlarla konuşup tüm gün vakit geçirirmiş. Merhaba. Merhaba Fiyanlar, ne haber? Ne haber tatlım? Ya bugün saçın çok güzel olmuş. O neymiş öyle? Merhaba ufaklık, merhaba. Ben de Melis. Tanıştığıma memnun oldum. Kanalıma abone olmak ister misin? Hemen şimdi olabilirsin. Çok güzel videolar var. Merhaba Şirek. Vay Şirek. Eşek çok tatlıymış baba. Onlarla eğlenirmiş, oynarmış, fotoğraf çekinirmiş, zıplarmış. O kadar güzel vakit geçirirmiş ki onların gerçekten de arkadaşı olmasını istermiş. Ve bir gün... Ay. Ya. Ay, başımı vurdum ya. Şirek. Aa. Eşek. Ne oluyor ya? Aa. Ama ben daha düşmeden önce buradalardı. Allah Allah. Herkes nereye gitti? Kimse yok mu? Oho. Böyle bir şey nasıl olabilirmiş? Gözlerini bir daha açmış ki etrafta kimse yok. Ne Şirek var, ne eşek. Hepsi bir anda kaybolmuş. Etraf hala tanıdık geliyormuş. Ama hepsi bir anda kendi kendine nasıl kaybolabilirmiş ki? Neler olduğunu anlayabilmek için etrafı dikkatlice incelemeye başlamış. Vakit geçmiş, geçmiş, aramış ve o daha da gerilmiş. Çünkü kimsecikler yokmuş. Tam umutsuzluğa kapılıp üzüldüğü anda o sesi duymuş. Meğer sandığı kadar yalnız değilmiş. Of! Hiç kimse yok. Bir tek sen varsın. Of! Ne yapacağım ben burada ya? Buraya nasıl... Biri var. Kimsiniz? Biri mi var? Orada biri var. Bu ne ya? Aa, çok tatlı. Merhaba. Tanışalım mı? Nesin sen ya? Uzun kulakların var. Tavşan. Tavşan değil ki, bu kadar büyük tavşan olmaz. Şey, o zaman at. Atın da böyle olmaz. Merhaba. Merhaba. Bunu almak ister misin? Ne? Sen konuştun mu? Çiçek ister misin? Öyle bir şey olamaz. Yok yok canım, kesinlikle hayal görüyor olmalıymış. Eşekler konuşur mu yahu? Şey, aslında bu çizgi filmdeki konuşabilir. Ama bunun gerçek olması imkansız. Kesinlikle yere düştüğünde başını çok sert çarpmış olmalıydı. Kesin rüya falan görüyordu. Oradan bir çırpıda koşup uzaklaştı. Ve tanıdığı birilerini bulmayı umut etti. O bu düşüncelere dalmış koşarken bir anda tak... Ne? Kimse var mı? İyi. Peşimden gelmiyor artık. Of, üstüm başım da battı. Ama ne yapacağım ben? Keşke telefonum olsaydı. Ne böyle ya? Ay, çok kötü kokuyor. Nereden geliyor bu koku ya? Ay. Bu kesin bir hayvan yapmış olamaz. Acaba yakınlarda bir insan mı var? Belki bana yardımcı olabilir. Ay, çok kötü kokuyor. Ay, etraf gerçekten de leş gibi kokuyormuş. Ama bu bir işaret olabilirmiş. Ve kokuyu takip etmeye karar vermiş. Ama yaklaştıkça koku daha da artmış. Sizce bu ne olabilir? Ne ya? Çok kötü. Kimse var mı? Merhaba. Hey yabancı. Merhaba. Kimsin sen? Sen kimsin ya? Ben Şirek. Buraların sahibi. Şirek mi? Evet, beğenemedin mi? Kafayı yiyorum galiba, ben rüyadayım. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Burası benim ya. Sen nasıl senin? Burası komple benim. Bu bataklık hep Şirek'in. Evet, ben yeşil dev Şirek. Yeşil dev mi? Evet. Yok, ben kesin kafa yedim. Nereye gidiyorsun? Of ya! Ben nasıl çıkacağım buradan? Nereye düştüm burada? Bir de böyle bir başımayım. Aa, köpek. Köpekçik merhaba. Gel buraya, gel. Ay, en azından bir köpekçik vardı burada. Gerçi köpek de konuşursa şimdi ne yapardım bilemiyorum. Ama çok sevimli gözüküyor, çok masum. Ah köpekçik, artık bundan sonra bir sen bir de ben varız. İkimiz böyle yalnız bir başımıza. Tam daha da kötüsü olamaz derken bir anda deprem olur gibi bir şey oldu. Ve tepemden aşağı bir şey düştü. O da ne öyle?
Hop. Melis. Ahmet. Ne haber? Ya ben burada çok yalnızım. Bak bir tek burada bir köpekçik var. Aa, köpekçik ne haber? Merhaba. Ahmet çok garip şeyler oluyor. Ne oldu? Neler oldu bir bilsen. Ne oldu söyle. Burada şirek var. Önüme gelsene ya. Ya Melis şireğin burada ne işi var ya? Ya aslında senin orada ne işin vardı? Ben orada meyve topluyordum. Ne meyvesi ya? Burada ne işimiz var? Bir şey söyleyeyim, şirek gerçekmiş. Hem de buradaydı. Az önce gördüm onu. Hatta eşek de vardı, benimle konuştu. Ne eşi? Bayağı bildiğin hangi eşek. Ya şirekteki eşek işte. Eşek ay demedi. Evet ama ay demedi. Şirekteki eşek ay demiyordu, yalan söylemedi. Ay demiyordu zaten, benimle konuştu diyorum sana. Gerçek hepsi, hatta şireki gördüm. Ya? Şirekin bataklığı vardı, çok kötü kokuyordu falan, çok korkunçtu. Ya ne kadar yalancı bir insansın sen ya. Ya şey oldu aynı, saçmalama. Hani nerede ağabey? İnanmıyorsun. Boş bak gördüm. Tamam sessiz ol, çünkü o bir dev olduğu için çok korkutucu. Gel sana göstereceğim. Bir şey yapmaz, şirek şirin bir adam. Görürsün sen, hadi gel şimdi. Bak gördün mü? İşte orada. Ya Melis yok orada bir şey. Ya nasıl yok? Koskoca geçti adamı nasıl görmüyorsun? Bak. Şirek Bey. Bak yok işte, görmüyor musun Melis ya? Ne yok? Ya yok işte, Şirek burada yok. Nasıl yok ya? Ya hani nerede? Bak. Nasıl yok ya? Ya Melis hayal görüyorsun sen, iyi misin? Ne hayali ya, ama buradaydı, gördüm, konuştu benimle. Ya nasıl konuştu Melis seninle, saçmalama ya. Nasıl olabilir ya? Gördüm ya. Ya Melis sen hayal görüyorsun, hadi gel gidelim. Of, neyse tamam. Gel gidelim. Resmen nefesimizi tutmuştuk. Arkamızı dönmemizle bir de ne görelim? Devasa, 1 metre belki 2 metre yemyeşil kocaman şirek dev bize bakıyordu. Üstelik çok da sinirli gözüküyordu. Neyse ki sonunda Ahmet de bana inanmıştı. Tam ağzımı açıp bir şeyler diyecektim ki diyemeden donup kaldık. Çok korkmuştuk. Sizin karşınızda kocaman bir dev size bağırsa siz ne yapabilirdiniz ki? O bize bağırınca ay deyip bayılmışım. Gözlerimi açtığımdaysa her şey daha da tuhaf bir hal almıştı. Melis. Melis. Ne? Kalksana ya. İnsanların içine ne uyuyorsun ya? Şirek. Ne Şirek? Gidelim ya? Buradan Şirek ya var. Melis bir kendine gel, bana bak, ben buradayım. Ne? Merhaba. Şirek var Ahmet. Merhaba, ben Ahmet. Tamam, gördüm başla. Tamam ama Şirek o bir var. Heykel. Ya onlar Melis konuşuyor. Hayır ne konuşması, uyuyakalmışsın burada. Canlı, onlar canlı. Millet deli zannedecek ya. Onlar canlı ya, sen zannediyorsun. Ya, görmedin sen onları. Ama. Konuşuyor onlar, çok tehlikeli. Bir şey diyeceğim, sen niye burada yatıyordun? Ne? Ben eşeğe binmiştim, sonra bir şey oldu geldi ama benimle konuştu biliyor musun? Beni kovaladı sonra şey vardı, onu Melis konuştu. Ya. Bir şeyler yaşadım, çok korkunç tamam, şeyler oldu. Tamam sakin, gel ben sana bir çay yapayım, eve gidelim. Ya niye inanmıyorsun bana, bak. Tamam inandım, canlı ya. Diyorum tamam onlar. Tamam canlı, konuşmuşlardır canlı. Evet. Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız, dileklerinizi dilerken çok dikkatli olun. Çünkü sizin hiç beklemediğiniz anda gerçek olabilirler. Kim bilir, mucizeler her zaman vardır. Bu tarz videolardan önce siz haberdar olmak için şu anda abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoya da like atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.